Peki haberlerimizle devam edelim. Olaylı bir geceye gidiyoruz. Manken, stilist, oyuncu Ece Sükan Etiler'de trafik çevirmesine takıldı. Fakat alkollü olduğu için olay çıktı. Ehliyetine 2 yıl el konuldu. Ece Sükan'ın olaylı gecesi. Utanmazsınız, utanmaz. Ehliyetine 2 yıl el konuldu. Tamam, üflememekten işlem yapıyorum. Ehliyetinize 2 yıl. Anlatmak için bağırmıyorum. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Hala çekiyor, utanmazsınız, utanmaz. Oyuncu Ece Sükan'ı Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Gerginlik daha ilk sorudan başlıyor. Ece Hanım, bir beyefendi vardı yanınızda, el ele geldiniz ama... Ne? Şuradan yürüdünüz beraber. El ele olduğuna emin edebilir misin? Öyle gelmediniz mi? Hayır. Kol kola mıydı? Hiçbir şekilde. Neden böyle diyorsun? Çok öyle ayıp. Öyle gördük çünkü. Ama o sizin görüşünüz. Çok ayıp. Sükan yere düşen anahtarlarını alıp aracına yönelirken de işini yapan gazetecilere sitem ediyor. İşte ne yaşanıyorsa bu görüntülerin ardından Etiler'deki trafik çevirmesinde yaşanıyor. Trafik çevirmesine giren Sükan, alkolmetreyi kameralar önünde üflemek istemiyor. Demediğiniz takdirde ehliyetinize 2 yıl el koyuyoruz. Siz eğer itirazınız varsa gidebiliyorsunuz. Biz sizi artık kupa götüremiyoruz. Yani ehliyetinizi el koyuyoruz. Ben o zaman burada duruyorum. Bir noktada arkadaşlardan işleri şey olduğu için, çünkü daha önce şey olduğu için onlara da saygı duyuyorum. Tamam. İşlerini yapıyorlar. Sükan'ın Bebek'te sorulan soruya tepkisi devam ediyor. Çok yanlış bir şey söylediniz. Olmayan bir şey söylediniz. Yalan konuştunuz. Yalan bu konuştum. Çok çirkin. Ece Sükan alkolmetreyi üflememekte kararlı görünüyor. Alkolmetreyi üflüyor musunuz Ece Hanım? Tamam. Üflememekten işlem yapıyorum. Ehliyetinize 2 yıl. Anlatmak için bağırmıyorum. Tamam dostum, çekili aldım. Tamam. Dakikalar geçtikçe Sükan'ın gazetecilere tepkisi artıyor. Ayıptır. Hala. Bu tacizdir. Hala çekin. Utanmazsınız. Utanmaz. Gecenin sonunda ehliyetine 2 yıl el konulan Ece Sükan vale eşliğinde uzaklaşıyor. Sükan bu görüntüleri izledikten sonra üzüleceğine, keşke yapmasaydım diyeceğine eminim. Çünkü hiç böyle bir tarzı yok. Fakat... hani alkolün etkisiyle gece yarısı cezayı almış. Orada bir didişme var. Bunun siniriyle böyle bir hop oturmuş, hop kalkmış ama eminim pişman olacağına. Bir şey söyleyeceğim. Eminim yani. Ben de şunu anlamıyorum. Kameralar var diye alkol metreyi üflemeyeceğim hali ve tavrı içine giriyorsun. Bunun faturası sana çok ağır oluyor. Normalde 0,50 promil üstü alkolü çıkarsan ehliyetine 6 ay süreliğinde el konuluyor. Ama alkolmetreyi üflemeyince bu süre 2 yıla çıkıyor. Bir de bunun para cezası da var. 3856 lira para cezası ödemek durumundasın. Neden bunu yapmış anlamadım. Niye böyle bir trip içine girmiş? Bir arkadaşından yardım istiyor. O da bir valeyi gönderiyor büyük ona. Büyük ihtimalle belki de bazı insanlar deyip genellemeyin. Bazı insanlar böyle başı derde girince hemen böyle birilerini ararlar. Evet. Dur bu işi falan. Öyle bir şey mi oluyor? Vale yok mi yardım istiyor? İstemiş. Bir de 2 yıl ehliyetsizlik o kadar zor ki. Hele hele şu anda dışarıya sokağa çıktığında taksi bulmakta zorlanıyorsun. Saatlerce taksi bekliyorsun. Ama bence o anda şimdi, onu düşüneme... Evet, araba kullanamayacaksın bu durumda. Şoför tutacaksın. Yani bu da bir maliyet. İyi olmuş. Çünkü evet. Neden? Alkollü araba kullanıyorsan, kendi canına bir şey yapıyorsan sen üzülürsün, ailen üzülür falan. Başkalarına... en ufak bir zarar vermeye, başta Ece Sükan da dahil olmak üzere, kimsenin hakkı yok. Gözümün önünde trafik kazaları oluyor. Yani ne evler ne ocaklar yanıyor. Öyle. Ece Sükan eğlenceden çıktı, alkollü arabaya bindi. Evine kadar zaten az bir mesafe var. Ya ne yoldan geçen birisine çarpsa o ailenin ocağı yansa ne olacak? Olsun. İsterse 5 yıl el konulsun valla. Bu şekilde direksiyon başına geçmemesi gerekiyordu. Kesinlikle. Yani sadece o değil, her alkollü araba kullanacak olan herkes. Bir de bilinçli bir kadın normalde. İşte ona çok şaşırdım. Evet. Bir de çok naif, çok kibar. Evet, çok kibar. Yani izlediğinde pişman olacağına eminim demem bu yüzden. Kesin. Çok saygılı, terbiyeli birisi bu noktaya nasıl geldi? Evet, Ece Sükan'ın olaylı gecesinden efendim oyuncu Yasemin Ela'nın olaylı gecesine gidelim. Ancak o gece olayı çıkaran Yasemin değil, arkadaşları izleyelim.
İstanbul gecelerinde inanılmaz olay. Yapma. Yasemin Alan'ın arkadaşlarından gazetecilere akıl almaz müdahale. Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Sen buna gelip koşarak çarpıyorsun. Kamerayı kırıyorsun sen, farkında mısın? Önce kameralar önünde baraj kurdular, sonra omuz omuza mücadeleye girdiler. Yasemin Alan'ı Bebek'te bir mekanda görüntülemeye çalışıyoruz. Çekemem. Ya neden çekmiyorsunuz? Tamam hanımefendi. Çalışıyoruz çünkü Alan'ın arkadaşları kameranın önünde adeta futbolcuların baraj oluşturması gibi baraj oluşturuyor. Doğru bir edebiyat mı yazacaksın? Müdahalenin dozunu artıran Alan'ın arkadaşları kameraya dokunmaktan hiç çekinmiyor. Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yasemin Alan'ı arka kapıdan çıkarken görüntülerken az önce kameralar önünde baraj kuran arkadaşları bu kez kameralarla omuz omuza mücadeleye giriyor ve oldukça tehlikeli anlar yaşanıyor. Tüm müdahaleleri atlatmayı başaran muhabir arkadaşlarımız en sonunda Yasemin Alan'ı görüntülemeyi başarıyor. Yasemin Hanım, Uğur Güven de buradaydı. Neden yüzünüzü saklıyorsunuz? Hiçbir şey, yüzümü saklamıyorum arkadaşlar ya. Öyle arkadaşlarla bindik bu akşam. Uğur Güven'le birlikteliğiniz devam ediyor mu Yasemin Hanım? Kendiniz var, Bodrum'da görüntülenmiş. Devam ediyor mu? Canımın içi o benim, çok seviyorum kendisini. Uğur Bey de buradaydı ama sizi yan yana göremedik. Kendisi de buradaydı ama yan yana göremedik. Yok, İçeriye görüşemedik yani, karşılaşamadık. Yasemin Hanım'ın gülümseyerek röportaj vermesine rağmen gecenin sonu arkadaşlarının gazetecilere yaptığı çirkin hareketle geliyor. Yasemin'in burada bir suçunun olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşları biraz işgüzarlık yapmışlar. Halka açık bir yerde işini yapmaya çalışan muhabir arkadaşlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Kameranın objektifini eliyle kapatmaya çalışıyor. Ve aklı sıra Yasemin'e iyilik yaptığını düşünüyor. Kötü, halbuki en büyük kötülüğü yapıyor. Arkadaşlar, ne diyoruz? Yasemin'in olaylı gecesi diyoruz. Yasemin'in arkadaşlarının olaylı gecesi demiyoruz. Evet evet, o arkadaşları... şeydir, magazini sevmiyordur. Bunlar ne ya? Şimdi nereden çektiler ya? Bunları filan. Ama bilmiyorlar ki Yasemin evet çok kaliteli, donanımlı, iyi bir oyuncu. Ama oyuncu olmak ne demek? Magazin dünyasının içinde yer almak demek. Yasemin'in haberlerini ekonomi, politika, dış haberler sayfalarında göremezsiniz. Yasemin magazine konu olacak gittiği uluslararası festivalleriyle, sevgilisiyle, giydiğiyle, taktığıyla, yediğiyle, içtiğiyle. Aynen. Arkadaşlar biraz işgüzarlık yapmışlar. İşgüzarlık yani. Yapmışlar. Dediğin gibi Yasemin'e zarar vermişler ama şey yok, Yasemin'in Yasemin'de. Canım arkadaşım dediği Uğur Güven miydi ismi? Uğur, evet. Uğur Güven de nereye bulaşsa orada olay çıkıyor, evet. Kardeşim. Daha önce de Ece Sükan'ın sevgilisiydi, orada da olaylar çıkıyor. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Ece Sükan alkol metreyi üflemek istemedi, biraz önce gördüğünüz 2 yılını ehliyetine el konuldu. Yasemin Alan ve Uğur Güven hepsi aynı mekanda eğlenmişler Bebek'te. Ece arkadaş grubuyla eğlenmiş. Yasemin, Uğur Güven ve arkadaş grubuyla eğlenmiş. Anlaşıldı. Ece'nin acaba eski sevgiliyi yeni aşkıyla görünce morali bozulmuş olabilir bozulmuş mi? Bozulmuş olabilir. Bozulmuş. Çünkü bundan öyle kolay kolay ayrılamadılar. Olabilir. Pandemi döneminde ilk aylarında ayrıldılar, birleştiler, tekrar ayrıldılar, tekrar birleştiler. Bakıyor ki eski sevgili mutlu, tabii. O da yalnız. Orada biraz morali bozulmuş olabilir. Çünkü hiç onun tarzı değil öyle bağırıp çağırmak.